Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli dinleyiciler, görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şark Türkistan ve dünyadaki buluvatkan kün tertiptiki haberlerine huzuruna sunumuz. Kanalımızda dikkatler ekranımızı bozsun. Pakistan ahbaratıda Şark Türkistan meselesi kün tertiptiki ilişki başıldı. 28 Oktyabr Pakistan televiziya kanali Big 7'de Xitayning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan tarbiyalash markazi nomidagi lager masalasini tafsili xabar qildi. Mazkur xabar kanalida Ziyaul Haq qilganni Imron Xammo qalalaydi mavzuli xabarda Xitayning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan lagerlar masalasi tafsili o'tirg'i qo'yilgan bo'lib, lagerlarda tutqun qilingan uyg'urlarning soni 1 milliondan oshganligi, Xitayning Sharq Turkistonda Qur'oni Karimni cheklaganligi va ko'ydirganligi O'xshimgan xabar manbalarida Sharq Turkistondagi musulmonlarning og'ir qiyinchilik ichida yashayotganligi haqidagi yiziq xabarlari ekranda pokit sifatida ko'rsatilib xabar qilindi. Egilnishcha bu Pokistonning yaqinqi zaman tarixida tunji qitim vatanimizni Sharq Turkiston degan nom bilan atab qisqichi tarixini tunishtirishi hamda Sharq Turkiston haqida xabar qilishi ekan. Yaponiya Xitoyga berayotgan yordamini to'xtatdi. 30 oktyabr Dajuan televiziya kanali bergan xabarda bildirilishicha, Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe Xitoyga qilgan ziyoratida Xitoyga qilayotgan iqtisodiy yordamini to'xtatganligini bildirgan. Egilnicha Yaponiya Xitoyga 1979-yildan boshlab yordam qilayotgan bo'lib, 2010-yilgacha Xitoyning Yaponiyadan erishgan yordami 290 milliard yuan ekan. Angliya pochta gazetasi bergan xabarida Xitoyning iqtisodiy kuchi xalqarada 2-chi o'ringa o'tganligi, yaqinda Oy sharini tekshirish uskunasi qo'yib berganligi, Angliyamo har yili Xitoyga iqtisodiy yordam qilayotganligi. Xabarda Angliyani Xitoyga qilgan yordami sababli tanqid qilib, Angliyaning bu vaqtda tushuntirish berishini talab qilganligi, garchi Angliya 2011-yili Xitoyga qilayotgan iqtisodiy yordamini to'xtatganligini bildirgan bo'lsa-mu, Biroq Angliya islohot va ichivetish doiralarining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, Angliyaning 2012-yili Xitoyga qilgan iqtisodiy yordami 270 million yuanga yetganligi bildirilgan. Xabarda yana Xitoy 30 yildan beri xalqaro bo'yicha eng zo'r ko'lamda xalqaroning yordamiga erishganligi. Xitoy dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin nurg'un foydaga erishgan bo'lsa-mu, biroq erishgan foydani xalqning turmushini yaxshilashga ishlatmay, Aksiga harbiy ishlari va texniki ishlarini taraqqiy qildirishga ishlatganligi Xitoy g'arib allarning yordam puli bilan kuchayib, aksiga g'arib allarga xiris qilishga boshlaganligi bildirildi. Lagerdagi tutqunlarning o'zining nadi ekanligini bilmaydiganligi oshkorlandi. 30 oktyabr zimiston to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, lagerdagi tutqunlarning o'zlarining nadiligini bilmaydiganligi oshkorlangan. Xabarda lagerning dastlabki nohiya bozor ichi va kanatlarda qurilganligi, keyingi kunlarda lagerning alning ko'zidan yiroq tutilish uchun nohiya bozor sirtiga yotganligi. Xitoy tajovuzchilari lagerlarning o'rnini tutqunlarning o'zi va ularning oila tabiatlariga bildirmaslik hamda xalqaradan yoshirish uchun lagerdagi tutqunlarni tuqqanlari bilan kompyuterda ko'rishga ruxsat qildiganligi, tutqunlarning oila a'zolarimi lagerning nada ekanligini bilmaydiganligi. Lagerdagilarning ko'p qismi o'zining nada qandoq yerda turayotganligini bilmaydiganligi oshkorlangan. Xitoy tajovuzchilari turmalarga ko'p sonda soqchi qabul qilish e'loni tarqatdi. 27 oktyabr Xitoy ijtimoiy tarqatqularda uxtirish qilib, turmalarga zo'r ko'lamlik soqchi qabul qilish e'loni tarqatdi. E'londa atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik turma boshqarish idorasi Bu yil ichida turmalarga 1013 nafar xodim qabul qilishni plan qilganligi bildirilgan. Xitoy doiralarining turma xodimi qabul qilish haqidagi uxtirishi Xitoyning 3 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqini yig'ib olish lagerlariga tutqun qilish sababidan xalqaroning lagerlar haqida Xitoyga besim qilayotgan bir paytda o'tirg'i chiqdi. Shundaqli Xitoy xalqaro jamiyatning besimidan qutulish uchun lagerdagi tutqunlarning bir qismini qamoq jazosiga hukm qilib Tutqunlarni Xitoy ichkiri o'lkalaridagi turmalarga yotkimoqda. Yaqinda Dajuan xabarlar to'g'ri bu vaqtda xabar berib, Xitoy doiralarining Xeylongjiang o'lkasi Chichihar noyisiga tabi bir turmani bekor qilib, o'rniga Uyg'urlarni solganligini, Sharq Turkistondan mahbus yotkash xizmatining maxfiyatligini saqlash uchun vazifa o'tgan soqchilarga qasam qildirganligini oshkorlagan edi.
Atalmış Abdunum Raylıq Türme Başkuruş İdarası'nın uxturuşdu yana, yeni kubul kılınğan xadımlarının işxanı hizmeti bilen şoğullandıqallıqı, yukarı səviyyə tələb kılınmaydıqallıqı, yaxşı maaş ve paravallıqtın bəhrəman buludıqallıqı, xizmetçilerinin Ürümçidiki birinci türme, üçüncü türme, törtüncü türme ve ayallar türmesi qatarlıq uğurlarına kubul kılındıqallıqı bildirildi. Avustralya Öktüçü Partiya rəhbiri Xitayının Müslümanlarını bastırışı Adəmini qatdıq bir aram qalıdı, dedi. Erkin Asya Radiosun xəbərdə bildirilişçə, Avustralya Öktüçü Partiyası İşçilər Partiyasının rəhbiri Bill Shorten, Xitayının Uyğur Müslümanlarını bastırışı Adəmini qatdıq bir aram qalarlıq dərəcəgi yetkənləkini agahlandırıb, Xitay kişilik hüquq vəziyyətigə ciddi qaraydıqallıqını bildirdi. Sidney Etigellik Xəbərçisi gezdinin təkidləşçə, bu Avustraliyadaki ən çoğ Öktüçü Partiya rəhbirinin Tüncü qıtım bu nazuk meselige işbadı bildirişi iken. Xitayının 1 milyondan artıq Uyğur ve başka Müslüman xalıqlarını tutqun qılıp, kəsbi tərbiyeləş namedeki yığıveliş lagırlarına qamışı dünyada zor endişi qozğumaqda. Yıqında Avustraliya parlamenti bu meselini müzakirige koyup, hükümetinin bununla inkas bildirişini tələb qılgan idi. Sidney Etigellik Xəbərçisi gezinin təkidləşçə, Bill Shorten İşçilər Partiyasının məzkur məsildə ədəblik usulda həqiqətini sözləydi qallıqını bildirgen. O mündaq degen, eğer kımmet ölçümeden yıraklaşsa biz bununla köz yumalmayımız. Lekin ben bunu bizden davran seliş arqalıq emez, Xitay bilen bulan kişilik hukuk diyalogunu canlandırış arqalıq kılışımızın körüşünü xalayımız. Bill Shorten bu sözlerini düşenbi günü Avustralya Lowy İnstitutu'da taşkı siyaset doğruluk nutuk sözlügende təkildi. Bazı kişilik hukuk teşkilatlarının ilgili sürüşçe, Garip Xitay bilen kişilik hukuk diyalogu elib beri vatqınığa 20 yıl bolğan bolsa mı, bırak onun hiç kandaq ünümü bolmağan. Kanada Taşkı İşlam Ministeri Xalqara Dini Erkinlik Günü Uyğurlarını tilğa aldı. Erkin Asya Radiosu'nun haberde bildirilmişçe, Kanada Taşkı İşlam Ministeri Christian Freeland 27. Oktyabr Xalqara Dini Erkinlik Günü münasibeti bilen elan kılgan yazın bayanatı da Uyğurlarını tilge elip, onlarının dini itikadı sebeplik bastırış, cezalaş ve zoravallıqı uçuravatkallıqını bildirdi. O dini erkinlikki qaratılgan yukurki kılmışlarını ve herkandaq şekildeki dini çetki kıkışını qattıq tənkitleydiqallıqını təkidledi. Christian Freeland mundaq dedi, dünyanın nurgun caylarda herkaisi dini itikaddiki kişiler devamlıq bastırılış, cezalanış ve zoravallıqı uçurmaqda. Xitaydaki Uyğur ve başka dini qoruqlarga qarata bastırışının küçeytilişi, Bermedeki Rohingya Müslümanları hem dünyadaki başka Müslüman qoruqlarının korkunuşluk hücum nişanına ayınıp gelişini öz içine alıdı. Christian Freeland Uyğurlarını tilge elişinin aldıda Kanada Parlamentinin Kişilik Hukuk Komiteti Uyğurlar hakkında arka arkadan guvahlıq beriş yığını çağırgan. Yığında mütexassislər ve faaliyetçiler guvahlıq berip, Kanada Parlamenti ve hükümetinin ciddi hareket kekilip Uyğurlarını qoğuduşun tələb qılgan. Yığında bazı mütexassislər Kanada'nın Xitay əməldarlarını cezalaş, bir yol bir belva kuruluşuna katlaşmaslıq, Uyğur müsafirlerine siyasi panahlıq berişini asallaştırış qatarlıq kararını eliş imkaniyeti barlıqını bildirgen idi. Christian Freeland yana Kanada'nın xalqara şirikleri bilen həmkarlaşıp ve xalqara mexanizmlardan paydalanıp, dini erkinlikini qoğdaş ve ilgiri sürüşünü cari kıldırdıqallıqını bildirgen. Çinquangu hazırkı siyasetlerini 200 yıllık köreş nişanı boyunca qat'i devamlaştırdığallıqını cekarladı. Xitayının Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan lagir sistemesi ve şundakla Uyğur milli kimlikini yoktuşunu maksat kılgan siyasetleri xalqarada küçülük tənqitke uçuravatkan bir payette, Xitayının vatanımızdaki sekretari Çinquangu bir yığında söz kılıp, mengülük emillik bərpa kılış üçün hazırkı siyasetlerini 200 yıllık köreş nişanı boyunca qat'i devamlaştırdığallıqını cekarladı. Şarkı Türkistan'daki vaziyetini közüp kelibatkan közetküçüler Xitay rejiminin bundaq usullar arqalıq arzu kılgan nişanıgı yetelmeydiğallıqını bildirmekte. 28. Oktyabr günü işğal astıdaki vatanımız Şarkı Türkistan'da teşviqat idiye hizmet yığını çağırıldı. Yığında Xitay Partikomunun sekretari Chen Chuanguo söz kılıp, Xitay devlet reisi Xi Jinping başçılığıdaki atılmış Şinjan'ı idare kılış siyasetini qat'i devamlaştırıp, mengülük emellikini kolgu keltiriş baş nişanıgı yetişini tekitlep ötdi. Çinquangu'nun yığında kılgan sözünün tekisti Tanrıtağ Toru'da elan kılınan bulup, o yığında kılgan sözü de 5 madde boyunca atılmış Şinjan'da mengüllük emellikini bərpa kılıp baş nişanını əməliyleştirişdiki 200 yıllık köreş nişanını tevrenmek qat'i devamlaştırış, siyasi ideya cahiyeti işbadi bildiriş hareketini devamlaştırış,
ikki yuzlimichilar va diniy oshqollarni davomli qezib chiqarish, uch xil kuchlarga qarshi kurashni adoqqicha davomlashtirish, pan-turkizm va pan-islamizmga qarshi kurash qilish, har qaysi millat kadr ommasining davlat engi, tarix engi, millat va madaniyat engi, din engini turg'izishga yetakchilik qilish. Atalmış Şinjan'daki her millet halkının Junhua medeniyetinin tonuşunu ilgili sürüş katarlıklarını tekitledi. Amerika'daki siyasi analizci Uygur Amerika Birleşmesi Reisi İlşat Hasan Efendi bu haktaki sözde bu signalının bir yaktan Uygurlarının ümidini sunduruş için belirgen olsa, yeni bir yaktan Şarkı Türkistan'da vazife icra kılıvatkan Xtay kadırlarına medet verişini maksat kılgallıkını bildirdi. Xalqaradaki demokratik ellerinin ve Uygur milli medeniyetinin tetkik kılıp kılıvatkan her kaysi tetkikatçılar Xitoyning bu harakatlarini qattiq tanqid qilish bilan birga, uning butunlay aksichi unum beradiganligini bildirmoqda. Amerikadagi Cornell universitetining antropologiya professori Magnus Fiskasio apandi bu haqda onasining kichik vaqtidagi aslamalarini misol qilib turib, bir millatning tili va madaniyatini boshqalarga majburlab tengish orqali Xitoyning ko'zlagan maqsadiga yetalmaydiganligini eskartdi. İlşat Hasan Efendi'nin karışça, atılmış Uygur Abdunum Rayonu Partikum Sekretari Çin Chuangu, 200 yıllık küreş nişanı degen sözünü işiltişi arkalık, Xitay'nın takip Mençin devredin başlapla Uygurlarını asimilasiya kılıp yokutuştun ibaret mahsini yeni bir qitim aşkarla bergerlikini bildirdi. Profesör Magnus Efendi bolsa, Xitay rejiminin Uygurlarını asimilasiya kılıp yokutuş siyasini emelge aşudu dep karamaydıqallıkını etdi. O sözü de, Xitay rejimi Uygurlarını lagırgı solaş arkalık, ularni qattiq qo'rqitishi va bu orqali bo'ysundirishi mumkin. Ilgari natsistlarning yahudiylarga yurgizgan lager siyosatida mo o'xshash ahvol ko'rilgan. Afsus, uyg'urlar bir mazgil qo'rqish tufaylidan vaqtliq bo'ysunishi va ba'zi narsalardan voz kechishi mumkin. Chunki ularning beshidan o'tkazgani nihoyat og'ir bir tragediya. Biroq bu deganlik millat yo'qaydi deganlik emas. Uzun muddatdan elib aytganda bu yo'qtilgan qimmat qarashlar qaytib keladi. Millet asta asta esliğe geliyordu. Ama herkes yokumaydı dedi. Uygur Akademisi mesulleri Tang Nuri Təlim Tərbiyə Mərkəzini ziyaret kıldı. Ege Üniversitesi'nin profesörü Uygur Akademisi'nin reisi Dr. Alimcan İnayet bilen Türkiye Taşkı Türkler ve Qeyrindaş Milletler İdarisi Mütexassisi Uygur Akademisi İcraiye Reisi Abdülhamid Qaraxan 2018 yılı 10. ayının 28. günü Tanuri Təlim Tərbiyə Mərkəzini ziyaret kıldı. Ziyaret yarayanda mərkəzinin müdiri Şəmşinur Öz Uyğur xanım və Maarif İşlərgə Məsul xadimi Abdirşit Niyaz Əpəndinin mərkəzinin umumi əhvali toğrusudaki dokulatını əstaydıl anlap ötdi. Doktor Alimcan İnayət mərkəzinin bir yıl yarayanda qolğu keltürgən muvaffaqiyyətlərini müayyənləşdirgəndə ikən, Tanuri Təlim Tərbiyə Mərkəzinin oqu-oqutuş ölçümünü asas qılğan şəkildə elektrləşkən maarifni yolu quyuş, Bu arqalıq muhacirətdəki fərzəndlərimizni hər qandaq mühitdə ana dil öyrənə biləcəyin şəraitə egi qılış təklifini verdi. Mütəxəssis Abdülhamid Qaraxan bolsa, Uyğur Akademiyasının İstanbuldakı fərzəndlərimizdən ana dil maarifini sistemləşdirmək üstüdə izləniyətqanlığını, bu cəhətdə Tağnuri Təlim Tərbiyə Mərkəzi ilə həmkarlaşmağı xohladığını bildirdi. Hörmətli televizor görüşlər, şunaqlı bugünkü xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşkücə əslərini Cənabı Allah təbşirimiz. Şunaqla proqram axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət təşkilatlarına köpdən-köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rəhmətullah.